Son derece önemli bir bilgi, bir haber ekranlarınızda şu anda. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi açıklama. S-400'lerin birinci grubu Ankara'ya intikal etti. Hemen dönelim Ankara'ya. Tahsin Güner bu son derece önemli açıklamanın ayrıntılarıyla karşımızda. Tahsin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, Bosna Hersek'e gitmeden Rusya'dan önce sorulmuştu ne zaman gelecek diye. Fakat Erdoğan bu konuda hani bize tarih baskısı yapmayın demişti. O haftanın, bu soruyla başlayan haftanın sonunda ilk grup geldi. Ne var Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını satır aralarında? Evet, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma sistemlerinin, S-400'lerin Türkiye'ye ne zaman geleceği, nerelere konuşlanacağı konusunda tartışmalar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı, teslimat süresinde bize bir baskı yapmayın gibi bir açıklaması vardı. Evet, az önce Milli Savunma Bakanlığı o açıklamayı yaptı ve tarihte artık netleşmiş oldu. Evet, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürtet Hava Meydanı Ankara intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır ifadelerini kullandı Milli Savunma Bakanlığı. Böylelikle de S-400'lerin Türkiye'ye ne zaman geleceği konusundaki tartışmalarda bir noktada artık son bulmuş oldu. Bugün itibariyle Ankara'ya S-400'lerin ilk bölümü gelmeye başladı. Tahsin Güner, teşekkür ediyoruz. Ne zaman teslim edilecek? Bu tartışma vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu konuda, tarih konusunda bize bir hani baskı yapmazsanız çok daha iyi olur şeklinde gazetecilere verdiği cevap vardı. Moskova'dan bu süreç herhangi bir sorun olmadan devam ediyor açıklaması gelmişti. O açıklama paralelinde Washington'dansa G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump'ın yapmış olduğu Türkiye açıklamasından çok daha farklı bir ses yükseltmişti nihayetinde. ABD Başkanı Trump S-400 meselesinde Obama yönetiminin haksız olduğunu, Türkiye'ye haksızlık yapıldığını söylemişti. Ve nihayetinde bu konuda sorumluluk bizim. F-35'lere, eğer S-400'ler alınırsa F-35'leri vermiyoruz demek yakışık almaz. Böyle ticaret yapılmaz da demişti. Ardından tabii beklenti, ABD Başkanı Trump'ın kendi bypass etme yetkisini kullanarak Türkiye'ye yönelik yaptırımları set çekebilmesiydi. Fakat Washington'dan gelen son açıklama, yine bu hafta içinde gelen, dışişlerinden gelen açıklamaya göre S-400'ler alınırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin kanunları ortada, yaptırımlar kaçınılmaz şeklinde olmuştu. Teslimat ne zaman? Çünkü teslimatla beraber bu yaptırım sürecinin düğmesine basılacak. Teslimatlar başladı sayın seyirciler. Geçtiğimiz dakikalar içinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı açıklama. S-400'lerin birinci grubu Ankara'ya ulaştı. Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacını dile getirmesi 2010'da İzbon Zirvesi NATO çerçevesinde alınan NATO'ya bir füze kalkanı oluşturulması stratejisi hemen sonrasında geldi. Kendi hava savunma sistemini edinmek istedi Türkiye. Bununla ilgili talebini net ortaya koydu. Lisbon'a evet diyen ve bu konuda NATO ile birlikte adım atan Türkiye'ye Patriot'lar satılmadı. 2010'da başlayan süreç, Türkiye 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı ile birlikte bu konuda ihtiyacımız son derece açıktır. Bir an önce Patriot'ların satışı gerçekleştirilmelidir dedi. O başvuruların hepsi sonuçsuz kaldı sayın seyirciler. Obama yönetiminde bu talep karşılık bulmadı. Ne yapıldı? NATO kendi içinde bir değerlendirme yaptı. Patriot'ları satmıyoruz ama ne yapalım? Size ödünç olarak verelim. 4 Patriot bataryası konuşlandırıldı. Türkiye'nin işaret ettiği Suriye cephesinden gelecek o tehdide karşı. Fakat daha sonra bu gelen 4 füze bataryasının tabii sahipleri var. Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya. Hollanda ile Almanya bir süre sonra bu Patriot'ları geri çekti.
Bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürece gönderme yaptı. F-35'leri vermeyeceğiz. S-400'ler alınırsa ayrıca son derece ağır ekonomik yaptırımlar devreye girer tehdidinin karşılığında. F-35 projesi dedi. Türkiye'siz çöker. Ve karşılıklı gayet net kararlılık mesajlarıyla birlikte Ankara'nın Washington'dan gelen Katsa yaptırımları tehdidi vardı. Katsa yaptırımları şunun kısaltması, Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası ki bu Rusya'ya yönelik Rusya'nın yayılmasını, tekrar nüfuz kazanmasını engellemeye yönelik bir dizi yaptırımdı. Bu ABD Başkanlık Makamı'na da güvenmeyen kongrenin aslında almış olduğu bir önlemdi aslına bakarsanız. Nihayetinde Rusya'dan alınacak, Rusya ile yapılacak bir savunma işbirliği anlaşması, böyle bir alışveriş sonucunda Amerika'nın derhal yaptırımları devreye sokması. Bu kim olursa olsun. Karşılığında Rusya ile sen masaya oturup onunla anlaşıyorsan nihayetinde Amerika olarak ben seni yaptırımlarla cezalandıracağım. Böyle mücadele edeceğim. Seni vazgeçirmeye çalışacağım. Böyle bir yasa kapsamı katsa. Bu katsanın uygulanacağı artık kesindir diyen Washington'a karşı bir ses yükseldi. ABD Başkanı Trump Japonya'da Osaka kentindeki G20 zirvesinde beklenmedik bir çıkış yaptı. Türkiye'nin tezlerini Türkiye tonunda hani bir Türk yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Amerika'nın Amerika'daki Türkiye Büyükelçisi'nin dillendirebileceği biçimde ortaya koydu. Biz burada yanlış yaptık. 2010'da başlayan bu süreç yani NATO'nun bir füze kalkanı stratejisini devreye soktuğu günden beri Türkiye'nin talebi açık, parasını vereceğim, Patriot'ları alacağım dedi. Ama alamazsın dedik. Gerekçe de ortaya koymadık. Bu Obama yönetiminin hatasıdır. Şu anda yanlış yaptık. Bir karmaşık bir konu var ortada ama biz bunu çözmeye çalışacağız diyordu. Çözmeye çalışacağızın içi nedir? Nasıl altı doldurulacak? Bu bilinmiyordu. Yani S-400'leri Türkiye alır ama yaptırım uygulamayız. Başka türlü Patriot'ta satarız veya bunun Türkiye'nin daha önce ortaya koyduğu bir komisyon önerisinde olduğu gibi bunun NATO sistemiyle uyumu oluşturabileceği sorunlar hakkında bir ortak komisyon oluştururuz. Buna evet diyoruz. Bunlara dair en ufak bir açılım gelmedi. Şu anda Hakan Akbaş stratejist telefon hattımızda. Ben süreci 2010'dan bu yana özetlemeye devam ettiğim dakikalarda tabii bir yandan uzmanlarımızdan görüşler alacağız. Yine bu süreçte görüşlerine başvurduğumuz değerli bir stratejist Hakan Akbaş telefon hattımızda. Sayın Akbaş o gün geldi. İlk grupta evet. Geldiği söylendi. Son olarak Trump'tan duymuştuk biz. Türkiye haklı, biz haksızız, biz bu işi çözeceğiz demişti ama Washington gelirse yarı S-400'ler yaptırımlar kaçınılmaz demeyi sürdürüyordu. Yani müesses nizamla Trump arasındaki uçurumda Türkiye'nin o kadar da kendini güvende hissetmemesi gerektiğini anlamıştık. Bu konuda da zaten Ankara'dan da açıklamalar geldi. Biliyoruz yaptırımların ne olduğunu, önlemlerimizi de alıyoruz diye. Şimdi ne olacak? İlk grup geldi. Şimdi Sayın Hanım, bu uzun bir sürede aslında beklenen ve Türk tarafının bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan ağzından açık yaptığı bir açıklamaydı. O gün geldi. Şimdi bundan sonrasında bunların teslim edilmiş olması önemli ama nerede konuşlandırılacak ve hangi amaçla kullanılacak, aktive edilecek mi edilmeyecek mi? Burada aslında birçok teknik soru var. Bu sadece Türk tarafı açısından değil, Amerika tarafından da ortaya atıldı. Sizin de işaret ettiğiniz gibi tarafların ortak bir komisyonla bu sistemlerin NATO içerisinde ve özellikle F-35'lerle birlikte yer alamayacağı konusunda yine bir takım teknik anlaşmazlıklar var. Bunlarla ilgili olarak Türkiye bunu eminim G20 zirvesinde de tekrar ortaya koydu, önerdi. Ancak Amerika tarafında tabii çok farklı görüşler var. Öncelikle Trump'ın Osaka'da yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin S-400'lerle ilgili ihtiyacının meselesinin aslında Obama döneminden gelen ve o yönetimin Türkiye'ye adil olmayan aldığı kararlar nedeniyle içinde bulunduğumuz
zor bir duruma yol açtığını, bir soruna yol açtığını açıkladı. Bu açıdan Türkiye'nin en azından S-400'e neden aldığı ile ilgili durumun anlatması açısından çok başarılıydı bu zirve. Ancak tabii ki Amerika'da... Alo? Evet, sizi dinliyoruz Sayın Akbaş. Tamam. Tabii ki Amerika'da sadece Trump'ın Beyaz Sarayı yok. Temsilciler Meclisi ve Senato var. Şimdi bundan sonrasında aldığı, kayıda geçtiği için Türkiye'nin otomatik olarak KATSA adı verilen biliyorsunuz 12 ayrı kategoride ve daha çok ekonomik kapsamda yaptırımlar var. Bu evet. Yaptırımlar içerisinde 5 tanesini Başkan Trump'ın seçmesi gerekiyor. Bunun için Ulusal Güvenlik Konseyi toplanacak. Bunun içerisinde Dışişleri, Hazine, Trump'ın danışmanları, John Bolton başta olmak üzere oturacaklar ve burada hangi 5 tanesini başkana önereceklerine karar verecekler. Muhtemelen bu 5 tanesi içinden en yumuşak, etkisi az, daha çok sembolik yaptırımlar olabilir. En azından G20'deki den sonrasında yapılan açıklamalar bize bu yöne işaret ediyor. Burada Trump'ın iki ayrı veto hakkı var. Bir tanesi Amerika'nın çıkarlarını öne sürerek bir net veto hakkı var. Ama S-400'ler söz konusu olduğu için ve Amerika kamuoyu içerisinde özellikle Rusya ile ilgili Rusya ve bizzat Trump'ın Beyaz Sarayı'na bağlantısı konuşulduğu için mümkün gözükmüyor. İki veto hakkı 180 gün içerisinde Senato'ya bir mektup yazması gerekiyor Trump'ın ve bu mektup içerisinde S-400'leri işte Türkiye'nin neden aldığı, bunun Amerika'ya olası zararları ama Türkiye'nin müttefik olarak Washington için bölgedeki önemi dahi birçok konuyu istişare ederek kendi ekibiyle bir en azından 6 aylık daha bir süre kazanabilir. Veya bununla ilgili olarak niye veto etmek istediğini senatoya yazılı olarak bildirebilir. Bunun sonucunda senatodan nasıl bir karar gelecek tabii hep beraber göreceğiz. Ancak bu iki vetoya ilaveten başka formüller de arandığını da duyuyoruz. Örneğin G20 zirvesinden hemen sonra Lindsey Graham, biliyorsunuz Cumhuriyetçi Parti'nin, Trump'ın partisinin ağ toplarından kendisi evet. Bir açıklama yaptı ve orada şunu söyledi. Aktive etmesin dedi. Evet, aktive etmesin dedi. O aktive etmesin ilginç bir şekilde. Çünkü yaptırım şeyine baktığınız zaman böyle bir şey geçmiyor. Yani Türkiye'nin S-400'leri almış olması teknik olarak bu yaptırım şeyinde... Otomatik gündeme getirmesi lazım. Ama doğru. Orada belli ki hani bu ara yol gibi sanki evet gerçekten de Graham'ın aslında İstanbul'dayken yaptığı bir açıklama. Gerçekten de öyle algılamıştık. Hani evet. Belki bir ara yol bu mu? Gelecek artık, gelmemesine imkan yok. Parası ödenmiş, yapılmış bir alışveriş. Gelsin ama aktive etmesin denmişti. Ama Cumhurbaşkanı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın gelecek ve aktive edilecek de dedi o açıklamanın üstüne. Şimdi tabii dediğim gibi burada yani Ankara'da da Washington'da da çok farklı paydaşlar, çok farklı açıklamalar yapıyorlar. Ben burada özellikle Türkiye tarafında yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının dikkate alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Amerika tarafında da Trump'ın veto hakkı var. Burada yaptırım olacaksa bile şu andaki öngörü tarafların bu S-400'de bir yaptırım çıkmaması için hala çalışmaya devam edecekleri ve bunun en az bir 6 ayda erteleneceği yönünde. Dolayısıyla bu aşamada bir başka konu daha var. Biliyorsunuz F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmemesi meselesi. Evet. S-400'leri alırsa eğer Türkiye şu anda Senato'da ve Temsilciler Meclisi'ndeki alt komisyonlardan çıkan 5 ayrı kanun tasarısı var. Yine dün itibariyle Pentagon Senato'dan Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından sonra doğacak ihtiyaçları karşılamak için 206 milyon dolarlık ek bir bütçe harcamak için onay istedi. Evet. Şimdi yapılan bütün bu hazırlıklar aslında bu yönde ama hala son adım atılmış değil. Yani Türkiye'nin F-35'lerden çıkması için. Bence burada ticari diplomasi iki lider arasındaki, Sayın Erdoğan'la Sayın Trump arasındaki ticari diplomasi burada farklı bir yöne götürebilir. Şöyle ki biliyorsunuz Trump adeta bir tüccar gibi herkese işte silah satma peşinde. Bunu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde gördük ve burada 8 milyar dolarlık bir satışı Senato'nun vetosuna rağmen
kendisi veto ederek satacağını açıkladı. Şimdi F-35 tarafında Türkiye'nin verdiği 1.4 milyar dolar var. Attığı imzalar var. Burada bu kararın 5 yaptırım tasarısına rağmen çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ve bunu Trump özellikle 2020 seçimlerine giderken bir iç siyaset malzemesi haline de getirdi. Osaka'da yaptığı açıklamada Obama zihniyetinin ürünüdür dedi. Türkiye'nin geldiği yer. Dolayısıyla demokratlara topu attı. Şimdi demokratlara topu atması şu anlama gelebilir. F-35'ler veya Türkiye'nin yapabileceği başka alımlar. Örneğin Boeing biliyorsunuz. Osaka'dan sonra 100 tane Boeing satın aldı Türkiye. Tabii. Bunun yanında yeni Patriot'lar veya yeni daha da fazla F-35'ler gelirse Trump burada o zaman ülkesinin Amerika'nın çıkarlarının Orta Doğu'da hele hele artan İran kriziyle Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu kendi savunması ve Amerika'nın çıkarları için öne sürerek veto'ya başvurabilir. Şimdi veto'ya başvurursa da buradaki en kritik konu şu. Biliyorsunuz temsilciler meclisi demokratların elinde. Dolayısıyla oradan bu tasarılar geçecektir. Ancak senatodan kabul edilmesi gerekiyor. Senatoda da Trump'ın vetosunu karşı çıkmak için 2/3 yani 3/2'lik çoğunluğa ihtiyaç var. Eğer Trump kendi lehine 1/3'ü garanti ederse senatoda ki cumhuriyetçiler biliyorsunuz senatonun da çoğunlukta. Evet. Ederse o zaman demokratların yapabilecekleri hiçbir şey kalmaz. Ve dolayısıyla Türkiye F-35'leri veya diğer silah sistemlerini Patriot dahil alabilir. Sayın Akbaş burada bir parantez açayım mı? Bu konuda da tabii soru işareti var. Türkiye'ye karşı olanlar sadece demokratlar değil. Bunu da biliyoruz. Evet. Yani Trump'a rağmen cumhuriyetçi demokrat yani Türkiye'ye karşıtlığı olunca birleşiyor. O yüzden de zaten kaçırılmaz olacaktır gibi pesimist yani karamsar bir beklenti vardı. Siz bu şartlar altında o koşulların oluştuğunu ve Trump'ın en azından kendi grubunu toparlayıp durdurabileceğini mi öngörüyorsunuz? Şimdi burada şunu söylüyorum. Tabii ki risk var ve 1-2-3 değil tam 5 tane ayrı kanun tasarısı komisyonlarda temsilciler meclisinde kabul edildi. Ve senatonun Suudi Arabistan'a benzer bir silah satışı için veto kullandığını biliyoruz. Ama aynı yerde şunu da biliyoruz. Kendi partisi yapmış olmasına rağmen, veto etmiş olmasına rağmen Trump onu da veto edeceğini söyledi. Dolayısıyla eğer Trump istemezse, hele hele Trump bunu bir iç siyaset malzemesi haline getirmişse, Obama'dan kalan bir sorun dedi hatırlarsanız bu F-35'ler ve S-400'ler için. Dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum. Evet büyük bir risk var. Ama burada yönetebilecek bir başkan ve Amerika iç siyasetinde oluşan bir şey var, momentum var. Dolayısıyla ve herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diyaloglarını da bunun içine katıyorsunuz değil mi Sayın Akbaş? Ben katıyorum. Yani evet. Orada çok farklı bir diyalog ve kimya var. Ama şunu da söyleyeyim. Her iki başkan da adeta yani buna bir şey olarak bakıyor, bir alışveriş olarak bakıyor. Yani burada ticari diplomasi kelimesini kullanmamız sebebi o. Buna sadece bir diplomasi olarak bakamazsınız. Türkiye ile hatırlarsanız 75 milyar dolarlık ticaret hacminin ne kadar önemli olduğunu, bunu bile geçmek istediğini söyledi Trump. Ama ben şunu da açıklayayım değerli izleyicilerimize. Yani 75 milyar deyince Trump bunu dengeli alışverişten bahsetmiyor. Türkiye'nin belki 75 milyarlık silah, ekipman, uçak almasını bence ima ediyor. Tüccar bir başkan. Dolayısıyla risk var ama Trump'ın da bundan sonraki dönemde daha fazla yatırıma, daha fazla silah satmaya ihtiyacı var. Daha dün bir tweet attı. Biliyorsunuz bu F-35'leri yapan firmanın, üretici firmanın CEO'suna teşekkür etti ve dedi ki bu bir fabrika, F-35'ler değil ama bir başka fabrikayı Pensilvanya'da tutmasının ne kadar sevindiğini söyledi. Bunun iş ve yatırım anlamına geleceğini söyledi. Dolayısıyla bu tür uluslararası konuları ve savunma sanayi ile ilgili konuları çok kolay bir şekilde kendi iş siyasetine alet ediyor. Ve bu Başkan Trump'ın yine Cumhuriyetçiler olarak, Cumhuriyetçi Parti olarak tamamıyla domine ettiğini görüyoruz. Ve kendi çizgisinin dışına şu ana kadar çıkamadılar. Bu tek bir Suudi Arabistan'a silah satışı dışında. Ama onu da Trump yönetecektir. Dolayısıyla bu iş şuraya geliyor aslında. Ankara tamamıyla bundan sonraki riskleri Sayın Erdoğan'la Trump arasındaki kişisel diplomasinin gücüne ve bunu yapabileceklerine ve ticaretin gerçekleri durumda. Belki evet, yani o buna bağlamış durumda. Şimdi tabii son
Ankara'ya dönmemiz lazım. Tahsin Güner bizi bekliyor. Orada önemli detaylar var. Sayın Hakan Akbaş, çok teşekkür ediyoruz size. Sağolunuz diyelim.